17 Aralık operasyonu devletin vicdanı yapmıştır. Paralel devlet, bunlar hikaye. Neden? Devletin vicdanı cemaat vicdanı midir? Hayır efendim. Hayır efendim. Cemaat bu biz devlet, yapmadık diyor. Bu devlet sahipsiz değildir. Evet. 18 Nisan'da az önce verdim. 18 Nisan 2013'te Başbakan'ın önüne Milli İstihbarat Teşkilatı rapor koyuyor. Operasyonun başlangıcı nedir biliyor musunuz? Daha 2 veya 3 yıl önce Kapıkule'de eroin bulunmasıyla 202 kilo eroin bulunmasıyla başlıyor. Bakıyorlar ki bu kapalı çarşıda bir döviz bürosuyla ilgili ve olağanüstü bir para trafiği var. Onun üzerine mahkeme karar alıyor. Bu paralar nedir? Kara para çünkü bunlar. Nedir? İzlenmesine başlıyorlar. Ve o izlemeden bir bakıyorlar ki işin içinde bakanlar var, işin içinde başbakan var ve harekete geçiyorlar. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı 18 Nisan 2013'te başbakanın önüne rapor koyuyor. Bakın böyle bir olay var diyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 17 Aralık. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi sormamız gereken soru şu. Senin önüne devletin bütün bilgilerine vakıf bir kuruluş, bütün bu telefon dinlemelerine vakıf bir kuruluş önüne rapor koyuyor. Sen en azından o tarihte bakanları görevden alıp olayların üzerine yürümen gerekirdi. Niye gitmedin? Asıl biz tabii işin özünü hep unutuyoruz. O yolsuzluk yaptı, ben yapmadım. Montajdır, değildir. Olay devleti koruma içgüdüsüyle yapılan bir şeydi. Peki neden bu dershane çünkü, tartışmasından dilerim, sonra ortaya çıktı? Özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun efendim. Rıza Zarraf 4 bakanı parayla satın almıştır ve devletin sırlarını satmaktadır. İşin özünde bu vardır. Rıza Zarraf 4 bakanı satın almıştır. Devlet buna tepki göstermeyecek. Sırlarını satıyor diyorsunuz. Elbette. Bakın İçişleri Bakanı'na telefon ediyor. Evet. Bu da mahkeme kararıyla yapılan tespitler. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat beni takip ediyor mu? Bak, İçişleri Bakanı araştırıyor ve telefon ediyor. Seni emin ol, kimse seni takip etmiyor. Sana bir şey olursa senin önüne ben yatarım diyor. Şimdi bunlar çok önemli evet. olaylardır. Evet. Bunu her yurttaşın bilmesi lazım. Şimdi bir kafa karışıklığı var. O dinledi, bu dinledi, şu yaptı, bu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti gelenekleri olan bir devlettir. Biz 1000 yıllık bir devletiz. Geleneklerimiz var, töremiz var. Devletin kendi vicdanı kendisini korur. Başbakan geldi diye her istediğini yapacağım diye bir kuralı yoktur. Devletin kuralları vardır, kaideleri vardır, gelenekleri vardır, örfü vardır, adeti vardır. İlk kez bir iktidar ben devletim demeye başladı. Sen devlet değilsin. Sen devleti yönetmek için geldin. 4 yıl süreyle. Bir daha seçim olacak. Ya sen tekrar evet. gelirsin veya başkaları gelir. Olay budur.